Merhaba EkoTürk izleyicileri. Bu güzel bayram gününde öncelikle izleyicilerimize sonra tüm İslam aleminin bayramını kutlarız. Bugün spor dünyasında futbol dünyasının önemli ve efsane isimlerinden biriyle birlikteyiz. Hatta onun evine davet edildik. Kendisi Rıza Çalınbay. Rıza Hocam hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Öncelikle evinizin kapısını açtığınız bizlere çok teşekkür ederiz. Sizin nezdinde de bütün Türk halkının bayramını da kutluyorum. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi bu güzel bayram gününü öncelikle sizin gibi biriyle geçirdiğimiz için biz de çok mutluyuz. Ve bu bayram gününde ilk size neler hatırlıyorsunuz bayrama özel? Önce onlardan bahsedelim mi? Her şeyden önce bayram tabii ki böyle bir neşe getiriyor insanlara. Gerçi klasik laflar ama öyle yani. Tabii bu bayram günü, barışma günü. Çocuklarla mutlu olma günü, çocukları sevindirme günü, anneye, babaya, büyükleri görme günü. O yüzden yani bizler için, özellikle Türk halkı için gerçekten çok güzel bir gün yani. Evet, özellikle dediğiniz gibi böyle küsler barışır, büyükler hatırlanır, elleri öpülür, bayram harçlıkları verilir değil mi? Öyle tabii. Biz bazen küçükken bayramlaşmaya giderdik. Eğer şeker falan verirlerse kızardık, para verirlerse çok sevinirdik. O yüzden tabii ki şu çocuklar için de ayrı bir anlamı var. Her yönden alıyorlar, gezdiriyorlar, dolaştırıyorlar, bayramlık alıyorlar. İşte onun gibi güzel şeyler yaşanıyor yani. Hocam şimdi güzel şeyler yaşanıyor ancak herkesin bir eski özlemi var bayramlarda. İşte biz şunları yapardık, dediğiniz gibi kıyafetler alırdık. Şimdi evet yine çocuklara kıyafetler alınıyor ama tatil için alınıyor daha çok. Yani. Siz biraz bize böyle bir eski bayramlardan bahseder misiniz? Sizin bayram günleriniz nasıl geçiyordu? Bizim bayramlarımız yani büyüklerin hemen ellerini öperdik. Tabii küçük olduğumuz için tek amacımız bir şey almak onlarda. Ve ondan sonra onları alıp hemen arkadaşlarımızla paylaşıp ya sinemaya giderdik ya Luna Park varsa oralarda oyuncak falan varsa oralara giderdik. Böyle değerlendirdik küçükken. Ama daha çok en çok önemli olan şey büyüklere gitmekti ve onları ziyaret etmekti. En güzeli bu. Herkes o gün biliyorsunuz en güzel kıyafetlerini giyerler. Önce tabii ki her şeyden önce mezarlıklara gidilir. Ve çiçekler konur, dua edilir ve ondan sonra da ziyaretler başlar yani. Doğru söylüyorsun. Hemen hemen aynı yani. Sadece şimdi değişen şey normal. Değişmesi de gayet normal. Daha değişik oluyor bayramlar. Daha bayramdan gelmeden, bayramdan bir gün önce gidiliyor, bayramlar kutlanıyor. Ondan sonra tatile gidiliyor gibi bazı şeyler, değerler yavaş yavaş gidiyor bazı Değil yerlerde mi? Ama Anadolu'da değişmiyor. Aynı yani. Evet doğru söylüyorsunuz. Aslında Anadolu tarafına baktığımızda bayramlar bayram gibi kutlanıyor. Fakat tabii. Biraz daha büyük şehirlere geldiğimiz zaman sanırım insanlar biraz daha o günleri kendilerini dinlendirmek istiyorlar. Zaten sürekli bir kalabalık, sürekli bir çalışma Tabii, temposu tabii. Yüksek olan şehirler, özellikle büyük şehirler. Belki de bir kaçamak oluyor o günler, tatil gibi Ya değerlendiriliyor. O diyor ki iyi bir fırsat diyor. Evet. Gidelim bayramını kutlayalım diyor büyüklerin. O hemen daha bayram başlamadan gidiyor. Veyahut da bayram sabahı hemen alerjiyle tatile gidiyor. Genelde de öyle geçiştiriyorlar. Peki hocam sizin şimdiki bayram tatilleriniz nasıl geçiyor? Çocuklar, torunlar geliyorlar mı sizi ziyarete? Tabii ki geliyorlar. Mümkünse bir yerde olmaya çalışıyoruz. Beraber olalım diye. Ama tabii ki bazen onların da biraz önce söylediğim gibi değişik şeyleri oluyor. Yani programlar oluyor. Onlara da saygı duyuyoruz yani. Onları saygı duyup maalesef ama geçiriyoruz. Ben kendim olarak hayatta yapmam mesela. Evet. Ya annem babamı Allah rahmet eylesin babamız Allah rahmet ifade eylesin. Etti. Olsa veyahut da büyüklerimizi görmeden kesinlikle bir yere gitmem yani. O zaman bayram bayramlıktan zaten çıkıyor değil mi? Bayram olmuyor. Tabii yani. Evet. Hocam şimdi ben o zaman sizi biraz böyle geçmişe götürmüşken, bayramlara götürmüşken sizin şu İstanbul maceranızı ve biraz da hani çocukluğunuzdan bugüne böyle bir kısa bir özet gibi bir şey alabilir miyim? Özet de demeyelim de aslında böyle sizin orada en çok hatırladığınız anılarınızdan gidecek olursak. O çok uzun bir hikaye. Evet. Benimki bayağı bir uzun. O yüzden yani ben dediğiniz gibi özet anlatayım. Ben Sivas'ta doğdum. İlkokulu bitirdim. Sonra İstanbul'a göç ettik. Sivas'ta zaten şu anda İstanbul'da baktığınız zaman en çok Sivaslı vardır. Evet. Onun olma nedeni de Sivas'ta çalışma ortamı çok azdır. Yani herkes bu tarafa göç etmiştir. Benim babam da aynı şekilde buraya göç etti. Ve ben de geldik işte İstanbul'a geldik. Babamlar benden önce geldi. Ben ilkokulu bitirdim geldim ve sonra öğrenime devam edemedim. Küçük yaşımda da Beşiktaş'a girdim 13 yaşında. Sonra orada 20 sene futbol oynadım ve orada da futbol hayatımı bitirdim.
Tabii ki burada ben İstanbul'a geldiğim zaman beni en çok şaşırdım denizle. Hiç deniz görmemiştim ben. Ve haremden Kabataş'a geçiyorduk. Ve sadece denizi seyrettim. O denizin suyu nasıl gidiyor, bu gemi nasıl gidiyor gibi şeylere baktım. Ve de o çocuk aklıyla tabii evet. Akılda böyle sürekli bir soru değil mi? Tabii tabii. Ve ondan sonra da zaten İstanbul'a geldikten sonra karma karışık bir hayatın içine giriyorsunuz. İşte evet. Orada tabii geçim sıkıntısı, çalışman gerekiyor. Bir yandan da futbolu çok seviyorum, futbol oynamam gerekiyor. O yaşlarda aslında futbola bir ilgi var yani vardı İstanbul'a geldiğinizde bile. Doğduğumdan beri ben futbola ilgim vardı. İlkokulda da bahçede oynardık. Nerede küçücük bir yer bulsak top oynardık. Neredeyse evde topla yatıyordum. Yani o derece çok sevdiğim bir şeydi. Benim en büyük hayalim de futbolcu olmak. Çok iyi bir futbolcu olmak. Allah'a şükür hepsini de gerçekleştirdik. Ama tabii ki o futbola gelene kadar inanılmaz bir zorluk yaşadık. Yani aile olarak. Sonra da İşte çok iyi şeyler yaptık. İyi şeyler oldu. Hatta ben A takıma geçtiğimde ben bakkalda çalışıyordum yani. Beşiktaş'ta oynamaya başladığımda. Ondan sonra da bambaşka bir hayatımız oldu yani. Hocam o zaman ben burada ailenin büyük bir desteğini görüyorum. Çünkü hem zorlu bir hayat mücadelesi, aynı zamanda çalışmak zorundasınız. Okulu bırakmışsınız. Fakat arka planda yine bu futbolla olan merakınızı eğer ona zaman ayırabiliyorsanız belli ki bir anne baba desteği orada olmuş. Şimdi anne baba vardı tabii ki ama ben esas çalıştığım bakkaldan izin alıyordum yani. Diyordum ben böyle böyle gideceğim. İzin vermen lazım antrenmanlara. Çünkü çalışmasam babamla o zaman kötü oluyorduk. Öyle anlaştık. Adam bana 300 veriyorsa tamam sen bana 150 ver diyordum. Ama ben antrenmanlara gideyim. Harika bir pazarlık hocam. Fakat sonra bir gün işte bir sıkıntı yaşadım ben. Bana dedi ki Heybeliada'da maçımız vardı. Genç takım Beşiktaş genç takımı. Maça gitmem gerekiyor. Dedi ki böyle böyle maça gitmemiz lazım. Hazırlık maçı. Bana dedi ki ya iş ya futbol dedi adam. Ve beni zorda bıraktı. Şimdi ben futbol desem babamla kesin kötü olacağız. Eve bile giremem yani. İş desem futbol kalıyor. Oynamam evet. Lazım. Öyle yapmam lazım. Aynı zamanda aşıksınız da yani yaptığınız. Tabii canım. Ondan sonra ben dedim yok ben maça gideceğim. Maça gittim. Maçtan sonra maç bitti. Dönüyoruz. Benim tek düşüncem şimdi ne yapacağım? Yani. Allah'tan o sene değil mi? Bir sene içinde falan ben A takıma geçtim. Yani ondan sonra da her şey düzene girdi yani. Yani orada o zaman siz bir şeyi kırmışsınız. Yani kaderinizin kırıldığı tabii nokta tabii. Kesinlikle. Orada her şeyi göze aldım artık babamla. Artık kavga dövüş. Peki hocam kaç yılları bu? Hangi yıllar? İşte yıl olarak şey değil ben 12 yaşında falan. 12 pardon. 15-16 yaşında falan. Aslında karar vermek için hatta yanlış karar vermek için bile çok önemli bir yaş sınırı değil mi? O günden yani istediğiniz mesleğe gidebilmek, yapabilmek bence çok güzel bir şey. Yani bu birçok insanımızın hatta günümüz insanların en büyük korkusu değil tabii, mi? Tabii. Hayallerini gerçekleştirememenin en büyük nedeni korkuları kaybetme korkusu ya da başkalarını mutlu edememe korkusu. Mesela sizde o bile olmasına rağmen kendi hayallerinizin peşinden tabii, koşmuşsunuz. Ya yapmam lazımdı çünkü benim hayatta sevdiğim en çok sevdiğim futboldu. Yani çünkü gitmezsem evet. Sıkıntı olacağını biliyorum. Oynayamazsam sıkıntı olacağını biliyorum. Bir de ben kendim önümü iyi görüyordum. Yani ben burada başarılı olacağıma inanıyordum. Çok inanıyordum. Ne kadar çünkü şeyleri basamakları 3-3 atıyordum. Yani her türlü hızlı basamak atlıyordum. Hızlı böyle. İlerliyorsunuz değil mi? Genç takımdan önce birinci genç takım, arkasından ikinci genç takım hemen geçtim ben. A takıma çok kısa sürede geçtim. 17 yaşında Beşiktaş'ta oynamaya başladım ben. Onun için o kararları verirken de tabii ki bayağı bir düşündüm. Evet. Bazı şeyleri de göze alarak verdim. Ama da haklı çıktım. İyi oldu yani. İyi ki öyle bir karar vermişim. Evet kesinlikle. Hocam şimdi 17 yaşında Beşiktaş'a başladınız. Peki normalde Beşiktaşlıydınız evet. Değil mi? Babam Galatasaraylıydı. Baba Galatasaraylı siz Beşiktaşlısınız. Evet. Annenin takımı var mı? Yok annem anlamaz. Annem... Ama siz neredesiniz orada değil mi? Ben tanıyorum. Orada oluyordu tabii ki de yani şey babam Galatasaraylıydı ama beni Galatasaray evet. Maçlarına da götürürdü. Ama babam sonra tabii ki ben babam önce benden senden olmaz dedi oyuncu falan. Hmm. Sonra o da kabul etti. Benim ilk ayakkabımı babam aldı. Ayakkabımı. Ondan sonra zaten ben A takıma geçince tamamen şey oldu inandı babam. Ya ondan sonra zaten çok başarılı oldum. Çok, ben. Çok iyi şeyler yaptım oynadığım dönem.
Ama benim futbolun dışında hiçbir şeyim yoktu. Mutlaka o işi başarmam gerekiyordu. Siz odaklanmışsınız futbola ki orada başarıyı yakalamışsınız. Hocam şimdi siz dediniz ki 12 yaşında, 12 ya da 15 yaşlarında bakkal sahibiyle pazarlık yaptım. %50, %50 anlaştım. Yarı spor, yarı işte çalışma. Peki ilk yani belli ki tutumlu biriydiniz. Yani çünkü o zamanki mücadele, yaşam mücadelesi, işte paranın önemi değil mi? Sizin hayatınızda çok önemli bir yeri vardı. Şimdi siz futbol hayatına başladınız. Biz de duyuyoruz güzel işte orada bir kazanç var. Futbola başladığınız zaman hayatınızdaki o özellikle maddi tarafta nasıl bir değişiklik oldu? Yani o ailede bir nasıl karşılandı? Bu, oradan birkaç bilgi alsam. Şimdi şöyle, ben futbola başlamadan önce bizim evimiz hiçbir şeyimiz yoktu. Biz mesela Hisarüstü'nde oturuyorduk, kirada oturuyorduk orada. Ve sonra ben ilk imzamı attığım an, o zaman 5 milyon böyle bir şey aldım. Bunun 4,5'uyla Ortaköy'den ev aldık. Zaten ilk işimiz ev almamız gerekiyor. Ev yok çünkü. Evet. Kalacak evimiz yoktu. İlk işim ev aldım. Ve şu anda hala duruyor Ortaköy'de. Yani kazandığım para oydu. O ilk Zaten ev duruyor mu şu anda şu anda Ortaköy'de? duruyor. Aa, çok Evet. güzel. Anısı var çünkü değil mi? Tabii. O ev duruyor. Onu aldık. Onun dışında kalanları zaten babama verdik. Ben bakkalda da çalıştığımda geliyordum. Haftalığını babama veriyorduk. Babam artık kendine göre bir şeyler yapıyordu yani. Yani o zamanki futbolda böyle bir para yoktu. Daha azdı. O yüzden de onun için şey değildi. Yani çok aşırı büyük paralar olmuyordu yani. Onları da dediğimiz gibi ailemizle paylaşıyorduk. Ama elime ilk para geçtiğinde o zaman o kadar para hiç geçmemişti zaten. Hemen ev aldık. Yani aslında hemen temel ihtiyaçlara Tabii yönelilmiş. tabii. Tabii ki yaşam şartları aslında dediğiniz de doğru. O günümüzün kazanılan paraları şimdiki paralarla hatta mukayese edilemeyecek kadar arada ciddi farklar var. O zaman ama şimdi ben o futbol tarafına da geleceğim. O zamanki aşk da başkaymış. Yani evet para kazanma konusunda daha düşük ama o zamanki futbolcularda şey hissediyorduk biz. Evet işte Rıza Çalınbay da kendisi zaten Beşiktaşlı gidip de X bir takımda oynamaz. Beşiktaş'ta oynar ve Beşiktaş'ta gerekirse gönüllü oynar. O parayı da almaz. O yüzden de insanlar 12 kişiyi de sayardı isimlerini değil mi? Öyle tabii canım. Şimdi ben Beşiktaş'tayken para konuşamıyorsun. Kaptanlığa da geçtiğin zaman hiç konuşamıyorsun. Ben mesela transfere geliyordum, imzayı atıyordum. Ben diyordum ki siz en fazla kime veriyorsanız onu da bana verin Onu diyordum. baz Yani alın. ben fazla istemiyorum diyordum. Yani normalde istemem gerekiyordu. Evet. Ama ben bir takım kaptanıydım ve her maç oynuyordum ben. Çok oynadım. Yani ben şu anda Beşiktaş'ın tarihinde en çok oynayan oyuncu benim. En çok Evet. şampiyonluk gören benim. En çok kaptanlık yapan benim. Yani abi bunu şey için söylüyorum. Ben orada söyleyebilirim. Bakın ben bu kadar oynadım. Onlar 5 alıyorsa bana 9 vereceksiniz derim. Yani onu demedim hiçbir zaman. Gücünüz de varmış Evet. yani bunun. Yani Evet. en çok kim alıyorsa bana o kadar verin dedim. Hiç şey yapmayın dedim. Ben çünkü takım kaptanıyım. Önce benim imza atmam. Zaten onu bekliyorlar. Önce ben imza atayım. Ben imza atarsam arkası gelir diyorlar. Öbürleri de hemen atarlar diyorlardı. Evet, evet. O yüzden gelir atardım. Hiç öyle bir problemimiz olmadı fazla. Bazen tabii ki pazarlık şeylerimiz oldu yönetimle ama genelde öyle böyle imza atıyorduk ve devam ediyorduk. Mutlaka bir denge için karşılıklı tabii ki konuşmak gerekiyor Tabii. ama o zamanlar parayı konuşmak ayıp da kaçıyormuş yani futbol çünkü biraz da gönül işi gibi görünüyormuş. Yani Evet, şimdi biraz daha daha değil amatörce. mi biraz daha ticari tarafı ağırlıklı işte kulüplerin durumu da keza ortada gelen futbolcular transferler konuşulan ücretler de ortada. O zaman hatta medyada neredeyse o zamanın işte transferinde şu kadar ücret ödendi öyle haberler de yok. Yani Ya baktığınızda çok az işte vardı. Bir de çok çok az düşük bir o zamanki seviye. sıkıntı şuydu. Şimdi her sene transfer yapabiliyorsun. Evet. O zaman 2 senede bir transfer yapabiliyordun. Yani bir de benim para az kazanma nedenlerimden bir tanesi, ben hiç dış transfer yapmadım. Yani bir takımdan bir takıma hiç gitmedim. Evet. Hep kendi kulübümde transfer yaptım. Başka bir şey yapmadım. Teklifler geliyor muydu hocam? Geldi. Çok geldi bize. İyi Şu teklifler de gelmiştir. vardı. Özellikle yani bizim takım çok iyiydi böyle. Biz böyle namağlup şampiyon olduk. Üst üste şampiyon. Üst sene üst üste şampiyon olduk. Efsane O zaman kadro. bizim takım çok iyiydi. Ve bizim bu Evet. takımı biraz dağıtmak isteyenler vardı. Yani oradan birkaç kişi giderse bu takım dağılır gibi şey vardı. Aslında sizi çok beğendiklerin, sizi derken yani genel kadrodan bahsediyorum. Birini beğendiklerinden dolayı değil de ekibi dağıtmak için Tabii. transferler Yani vardı. çünkü biz bayağı Stratejik şeyler, gidecektik. durumlar. Evet. Ben bir Dünya Karmasına gittim, oynadım, geldim. Fransa'dan teklif geldi bana.
Ben şey yapmadım, gitmedim. Yani ben Beşiktaş'ta bırakacağım dedim. Ha şimdi diyorum ki keşke gitseydim diyorum yani. İyi ki gitmediniz hocam. Ya bir bakıma iyi oynayıp. Ama efsane isim oynayıp geri olmazdı. Gelirim. Yani giden ya, çok kişi var ama şimdi sizin mesela isminiz, sizin gibi aynı o takımda o efsane kadroda oynayanların isimleri başka anılıyor. Yani çok özel, güzel yerleri var insanların gönüllerinde. Tabii canım yani efsane olmak kolay değil. Yani efsane olman için hep önce o takımla yıllarca oynaman gerekiyor. Değil mi? Sevmeniz çok, gerekiyor. Tabii tabii. Çok güzel şeyler yaşaman gerekiyor. Hem oyununla hem kişiliğinle hem karakterinle örnek olman gerekiyor ki ancak öyle efsane olabilirsin. Yani evet. Efsane olmak çok iyi futbolcu olabilirsin, bir sürü gol atarsın, bir sürü şeyler yaparsın ama öbür türlü zayıf bir tarafın varsa bence onu da o öldürüyor. Kesinlikle. O yüzden komple çok iyi şeyler yapmak gerekiyor. Evet hocam. Ben ona inanıyorum. Ben kendim yaptığıma inanıyorum aynısını. Çünkü hiçbir yerde bir zorluk yaşamadım. Türkiye'de kırmızı kart dahi görmedim yani böyle oynadığım maçlarda. Onun için kaptanlığa geldiğimde de çok iyi kaptanlık yaptığımı inanıyorum. Çünkü hep başarılı evet. olduk. Milli takımla da aynı şekil. Çok uzun yıllar yaptınız hatta bunu değil 10 mi? 10 sene falan yaptım Beşiktaş'ta. 10 sene. Evet. Onu da küçük yaşta almıştım. Yani ben Beşiktaş'tan ne gerekiyorsa, bir Beşiktaş'ta ne yapılması gerekiyorsa hepsini yaptım. Çünkü orada olmak çok büyük bir sorumluluk istiyor Beşiktaş'ta oynamak. Ben de hepsini iyi bir şekilde yaptığımı inanıyorum yani. Hocam şimdi efsane kadrodan hiç çıkmayalım. O efsane kadroyu zaten birçok, sadece Beşiktaşlı değil, birçok işte diğer takımı tutan kişiler de biliyor. Ben de keza öyle. O isimleri hatırlıyorum zaten. Şimdiki isimleri neredeyse hatırlamıyorum desem yeridir. O isimlerle birlikte çalıştınız, orada güç kazandınız, orada efsane oldunuz. O ekipte yaşadığınız anılar ve orada sizin için mutlaka birileri daha ön plandadır, daha önemlidir. O isimlere bir geçecek olursak. Aslında hepsi çok önemli. Mutlaka. Arkadaşlar mı diyorsunuz? Evet. Ama benim için Metin Tekin vardı. Biz onunla 14 sene aynı odayı paylaştık. Yani kamplarda. Başka bir dostluk var orada. Tabii kamplarda şeydik. Yani onunla bir zıt bir şeyimiz vardı Metin'le. Ben sabah çok erken kalkarım, o geç kalkar. Ben akşam 10-11 yatarım, o gece 2'de falan yatar. Yani böyle bir şeyimiz vardı. Nasıl, ama hiçbir zaman böyle bir anlaşmazlığımız olmadı mesela. O beni çok iyi tanıyordu. Maçlar, hele hele maçlardan bir gün önce kampa girdiğimiz zaman hiç sesini çıkarmaz. O şey yapardı, ben uyurdum. O biraz dediğim gibi geç falan yatardı. Ama 14 sene o da arkadaşlığı yaptık. Çok güzel. Şeyin dışında da, futbolun dışında da görüşüyorduk. Ben en yakın oydu yani. O futbol hayatımda en... oydu ama tabii ki orada bir sürü arkadaşlığımız oldu. Hele ben takım kaptanlığına geçince zaten bütün takımın başında oluyorsun. Evet. Bütün hepsinin sorunlarıyla ilgileniyorsun. O yüzden de bizim oradaki en büyük şansımız zaten mükemmel bir arkadaşlığımız olduğu için ve bu arkadaşlık da sahaya yansıdığı için de başarı da geliyordu yani. Kesinlikle. Aslında orada dediğiniz gibi çok da ayırt edilemiyor değil mi kişiler? Mümkün Çünkü değil. Ekip yani. Ruhunun orada tadıldığı yer yani. Evet. O ekip ruhu olmasa belki o başarı hiçbir zaman gelemeyecek. Yani bir Mümkün iki kişi değil. Gruplaşmalar işte Evet. ya da o samimiyetsizlik olsa ki birçok takımda şu anda görüyoruz. Bunlarla beraber aslında başarısızlık da arkasından geliyor. Tabii, kaçınılmaz oluyor. Şimdi o birlik beraberliği sağlamak gerekiyor. Onun için evet. Burada takım kaptanına çok iş düşüyor. Artı lider olan, yani benim gibi orada lider olan arkadaş, onlara çok iş düşüyor. Kesinlikle. Hocaya, yani teknik direktöre çok iş düşüyor. Yani bunları yaptığın zaman, zaten güzel de bir takım olduğun zaman başarı... Kaçınılmaz. Kesinlikle. Çok Ama güzel. Öbür türlü zaten bir iki tane böyle olay çıkıp veyahut da başka tatsızlıklar olduğu zaman o takım havasını kaybediyor zaten. İstediği başarıyı yakalaması mümkün değil yani. Ama her Kesinlikle. şeyden önce arkadaşlık ve o işi seven arkadaşlardan da kuruluysan zaten başarı geliyor. Kesinlikle hocam. Şimdi sizin küçüklükten gelen bir yetenek var. Bunu siz kendiniz farkına varan kişisiniz. Yani gördüğüm kadarıyla birileri sizi keşfetmemiş ya da elinizden tutmamış. Hep siz kendi kendinizi yönlendirmişsiniz. Ama yine de hep şey vardır ya, çırak usta, usta çırak ilişkisi. Yani çırak olamayan usta olamaz. Siz şimdi ustasınız. Teknik direktörlük yaptınız. Bu kadar takımın başına geçtiniz. Birçok takıma başarı kattınız, sağladınız. Ustam dediğiniz, size yol gösteren, en azından belki mesleğe girdikten sonra böyle sözünü çok böyle önemsediğiniz isimler var mı? Evet, şöyle, biz tabii ki genç takımdan A takıma geçince bizim büyüklerimiz vardı. Mesela Rasim Kara diye bir abimiz vardı, kaptanımız vardı. Ben onu hep örnek alırdım. Kaptanlığını örnek alırdım. Çok iyiydi. Ben genelde de futbolcu olarak sadece bir kişiye odaklanmadım.
Bu işlerde kimler daha nasıl başarılı olmuş ona baktım. Mesela ben bir kere bir kitap gibi bir şey okuyordum. Birisini yani diyor ki bu çok iyi bir futbolcu. Kıskanmanıza gerek yok diyor. Bu oraya nasıl gelmişti onu araştırın diyor. O zaman diyor siz de gelirsiniz diyor. Yani onun için ben genelde hep böyle baktım yani gözlemledim. Nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar veyahut da kaptanlar nasıl davranıyor. Ha bazen hep iyi görmüyor, bazen kötüyü de görüyorsun. Ha bu kötülüğü yapmayacağım diyorsun. Bunu bu yapmamak lazım evet, diyorsunuz ama değil bunu mi? O devam da bir ettirmek örnek. Gerekiyor dedim. Ve orada ben en çok benim geliştirdiğim biraz da bende var liderlik. Yani liderlik vasfı. Eğer liderlik vasfınız yoksa ne kaptanlık yapabilirsiniz ne başka bir şey yapabilirsiniz. Yani bir yerin başına gelemezsiniz. Ama liderlik vasfınız varsa her şeyi yapabilirsiniz. Ben de onu çok geliştirmeye uğraştım. Ondan sonra da zaten dediğim gibi yani kolay bir iş değil Beşiktaş'ın milli takımın başında kaptan olmak. O zaman da en rahat bir şekilde yapabildim. Yani ben mesela takımla yönetimin arasındaki diyaloğu çok iyi sağlamam lazımdı ve çok iyi sağlıyordum. Başkanla kulübün futbolcuların arasındaki diyaloğu sağlamak gerekiyordu. Onu da çok iyi şekilde sağlıyordum ki başarılar geliyordu yani. Kesinlikle hocam. Bu liderlik vasfı sizin dediğinize katılıyorum. Doğuştan gelen bir şey bence. Ya biraz sonrasında doğuştandır yetenekle ama alakalı değil ondan mi? Sonra kendini geliştirmen gerekiyor. Yani bir sürü şeye görmen gerekiyor. Evet. Bir sürü şeye tanık olman gerekiyor. Evet. Bazı bizim her zaman her şeyimiz iyi gitmiyor ki. Bazen bizim bir kriz anları oluyor. Takımın kriz anları oluyor. Orada sen takım kaptanısın bir kere. Ne olursa olsun herkes üzülebilir, kötü olabilir. Sen dimdik ayakta kalacaksın. Onları ayakta değil tutman mi? için. Ayakta tutasınız. Evet. Peki şu kriz anından bir tane örnek alayım mı size? Böyle aklınızda kalan. Mesela şöyle o zaman. Biz şampiyon olmuştuk. Sonra Kaç yılı? Işte, herhalde tam bilmiyorum 92 falan 93-94 o ara bayağı şampiyon oluyorduk. Sonra biz sezon açtık bir ay bir buçuk ay sonra. Norveç takımıyla maçımız vardı, Rosenborg takımıyla. Oraya gittik Rosenborg takımına. 3-0 yenildik. Ondan sonra buraya geldik. Ve sonra burada 3-1 şey oldu. Burada da 3 pardon burada da 3-1 biz yendik onlar ama elendik. Şimdi ondan sonra tabii ki taraftar tepki gösterdi. Basın bize tepki gösterdi. Ve biz bir anda bizi terk ettiler. Yani bir sürü kriz anları var da bu onlardan bir tanesi. Ve bir bakıyorsunuz yalnız basın sizi sürekli kötülüyor. Taraftar sizi yuhluyor. Ondan sonra yönetimin bir tepkisi var. Böyle kalıyorsunuz. Ne yapalım dedik. Ben hocaya gittim hocam dedim. Biz dedim takımı şeye götürelim. Bir yere kampa gidelim dedik. Bir tatile götürelim. Hayır yok maç var. Yani maç var hafta içi. Hafta sonu. Evet. Ve ben dedim ki şeye gidelim, Sapanca'ya gidelim dedim. Buraya en yakın yer orası. Orada güzel bir evet. Otel var. Ve biz gittik bütün takım 4-5 gün oraya kapandık. Ve ben sürekli arkadaşlarımı topluyorum, toplantı yapıyoruz. Ben dedim ki biz varız, sadece biz varız. Başka kimse, kimse yok kalmadı. Dedim. Yok etrafımızda kimse yok. Evet. Destekçimiz hiç yok. Bize moral veren kimse yok. Kimse yok. Bu işi biz temizleyeceğiz. Yine biz temizleyeceğiz. Bize bağlı her şey ve benim üzüldüğüm şey, 2 ay önce şampiyon olduk yani. Bazı maçta öyle olabilir yani. Çok çabuk unutuluyor değil ve mi hocam? Elendik yani Avrupa kupalarından elendiğimiz için de. Sonra geldik, direkt maça geldik o şeye. Tabii seyirci 10 binse seyirci gelmiş 3 bin. Oo, çok yani kötü. Seyirci yok herkes tabii. Evet. Sonra o maçı da yenemedik. Yani rahat yenebileceğimiz bir takımı, işte takımın üstündeki sıkıntıdan dolayı yenemedik. 0-0 gibi bir şey kaldık. İşte bu bir krizi dönemdi. Böyle yönettik. Ondan sonraki hafta yendik. Ve o sene de şampiyon olduk. Tabii bu krizi aşana kadar aşmak zor bir sürü değil mi? Sıkıntılar vardı. Hepsini kendi aramızda hallettik. Yani bu işte sıkıntılı şeylerden bir tanesi, krizlerden bir tanesiydi yani.
futbolda bir tane gerçek var. Yani eğer futbol oynayacaksan, oynuyorsan daha doğrusu biz, bunun içinde galibiyet var, mağlubiyet var, yenilgi var, ne bileyim tepki var, bağırma var, alkış var, yuhlanma var. Ya bunların hepsini bilerek bu işe gireceksin. Yoksa işte bana bağırdılar, bana çağırdılar veyahut da tepki oldu, şu oldu, yenildik, şöyle oldu gibi. Bunlar normal. Bir de futbolda dün yok. Bugüne bakıyorlar. Eğer bugün galipsen, takım çok iyiyse o iyi diyorlar. Ha, geçen sene bu çok iyiymiş de gol atmıyor, atmıyor. Hepsi unutuluyor. Bu da normal. Gayet normal bir şey. Yani onun için bence bunların üstünde fazla durmak doğru değil. Yani biz mesela ya bu bir spordur, niye böyle bakıyor insanlar demen de doğru değil. Çünkü bir fanatik bir grup var zaten. Fanatiklik var. Öyle fanatikler var ki adamın sabah kalkıyor o takımla, yatarken de yine o takımla hayatı geçiyor. Doğru. Ayrıca böyle şeyler oluyor. Hatta bizim dönemlerimizde kavgalar, dövüşler vardı eskiden, şimdi yok. Eskiden hakikaten iki grup birbiriyle böyle kavga ediyorlardı. Yani ben bir gün genelde geliyorlardı bana. İşte bir taraftarlar geldi bana, bizim gruptan. Çarşı grubundan geldiler. Dediler ki ya kaptan, işte bizim bir arkadaşımızı karakola aldılar ya, bize yardımcı olur musun, çıkaralım arkadaşları diye. Ben de tamam dedim, oluyor da hep biz gidiyorduk, konuşuyorduk falan, yardım. Elimizden geleni yapıyorduk tabii ki. Oraya gittik, müdür geldi, emniyet müdürü geldi. Dedi ki, Rıza dedi, tamam dedi. Bak gel dedi, sana bir şey göstereceğim dedi. Önce iki tane arkadaşı getirdi, o amigoları, bizim amigoları. Yani tanıyoruz çocukları ondan sonra. Dedi ki, sen de gel dedi, sana bir şey göstereceğim. Bir salona gittik biz. Böyle bir masa, bayağı bir 3-4 metrelik masa, uzun ama böyle. Dedi ki, bak dedi, bunlara bak dedi ve bunların hepsi bunlardan çıktı dedi. Orada ne arıyorsun? Kılıç, bıçak, sopa, aklına ne geliyorsa var. Yani dedi, bak dedi, bunlardan çıktı dedi. Nasıl dedi biz dedi, bunları bir şey yapalım dedi. Tabii bırakıyorlar sonra da. Yani onun için bunda taraftarla da bunları yaşıyorsunuz yani mutlaka. Evet ve siz bunları savunmak zorunda da kalıyorsunuz şimdi. Kılıç taşıyan, bıçak taşıyan, hatta ya döner işte, bıçağıyla gidenler vardı bu dönemlerde. Eskiden öyleydi, şimdi bitti. Gerçekten şimdi evet. Bence çok iyi oldu. Eskiden şeyler vardı, statlarda tel örgüler vardı. Evet evet. Tel örgüleri kaldırdılar. Yani futbolculara bir şey fırlatılırdı değil her mi? Şey zarar vardı, verilirdi. Her şey sahaya atlayanların tutun da hepsi vardı. Ondan sonra çok güzel şeyler getirdiler. Mesela takımlara ceza veriyorlardı. Evet. Dediler ki sadece bayanlar gelecek maça diye. Bu bayanları hocam aldılar. Hocam biraz işkence gibi olmasın o. Nasıl? Sahalarda bayan sesleri bilirsiniz hani biraz daha ince. Hayır, şimdi onun ilginç tarafı var. Yani bayanlar da küfür ediyor. Acayip küfür ediyor. Küfürden dolayı ceza yiyorlar takım. Orayı kapatıyorlar, bayan tarafları açıyorlar. Yani bayanlar da maçlara gelsin diye şey yapıyorlar. Ama şimdi bayanlar, ne fanatik bayanlar var. Tabii tabii. Takımların çok seven bayanlar var. Çok güzel şeyler var. O zaman öyle bir karar vermişlerdi. Biz bazen sırf bayanlara maç oynuyorduk yani. Hocam güzel günlermiş o zaman. Tabii değil tabii mi? Güzel. Sonra devamlı değiştirdiler. Sadece buradaki amaç futbolu nasıl daha iyi bir duruma getirebiliriz. Evet. Nasıl maçlar centilmence, güzel, sportmence biter, ona uğraştılar. Bu küfürü önlemek için uğraştılar. Kötü sözleri. Çünkü küçücük çocuk geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Kalıyor. Evet. İşte geçen sene işte Fenerbahçe Galatasaray maçında ya böyle birbirine girer mi? Yani değil şimdi mi? Bizler topluma mal olmuş insanlarız. Fenerbahçe Galatasaray maçı milyonlarca insan seyrediyor ya. Yani senin onlara örnek teşkil edecek güzel şeyler yapacaklarına birbirlerine girdiler. Bir sürü kavgalar çıktı. Yani bunlar kötü örnek. Bir de herkes oraya bakıyor. Kesinlikle. Yani sen artık topluma mal olmuş insansın. Topluma güzel şeyler vermen gerekiyor. Hem saha içinde hem de saha dışında. Çok çok yani haklısınız bunlar hocam. Bunlar da çok önemli. Yani eğer ben orada kavga edersem sahanın içinde, o zaman iki tribünün birbirine girmesi kadar doğal bir şey yok yani. Yani burada taraftarlar dışında aslında oyuncuların da çok tabii çok önemli görevleri var. Şimdi bizde ne arkadaşlar var? Yani antrenör arkadaşlarımız var, futbolcu arkadaşlar, gözünü bir şey görmüyor. Kararıyor, kavgaya da giriyor, mi? Her şeye giriyor. Bazen saçma sapan konuşuyor. Evet. Bunlar da kötü örnekler oluyorlar.
Ve evet, ondan sonra da istenmez tatsız olaylar çıkabiliyor yani. Maalesef. Şimdi hocam günümüze gelmişken siz artık teknik direktörlük yaptınız. Hı-hı. Son zamanlarda özellikle transferleriniz de oldu. Biraz da teknik direktörlük tarafını soracağım ancak şunu da belirtmek de istiyorum. Sizin döneminizde teknik direktörlerle olan iletişim, o kadrolar çok başkaydı. Şimdiki döneme ayak uydurmada zorluk, biliyorsunuz bir de böyle YZ kuşakları da var aslında. Futbolda da bu yansımıştır diye düşünüyorum. Şimdi sizin gibi disiplinle futbolda bir yerlere gelmiş birinin teknik direktör olarak şimdiki gençlere yönetmesi, onları ekip ruhuna tekrar aşılaması nasıl oluyor? Bir de altını da çizmek istiyorum. Genelde takımlar artık yabancı isimlerden oluşuyor ve ben hatta isimlerini hafızamda tutamıyorum ki hayranlık duyayım, değil mi? Biraz da onlara şöyle bir değinirsek. Şimdi şöyle, benim şansım, yani teknik direktörlüğe geçtiğin zaman benim şansım futbolun içinden gelmem. En büyük avantajım. Çünkü ben orada her şeyi yaşadım futbolda. Galibiyet, mağlubiyet, beraberlik, aklınıza ne geliyor? Tatlı, güzel, her türlü şeyleri yaşamışım. Ve bu tarafa geçiyorum şimdi teknik direktörlüğe. Ama bana hep şunu soruyorlar, teknik direktörlük mü zor, futbolculuk mu zor diye. Teknik direktörlük zor, çok zor. Evet. Futbolculuk kolay çünkü bana bağlı, bireyselim. Ben iyiysem beni zaten oynatıyor. Kesinlikle. Teknik direktör. Ama öbür türlü geçtiğin zaman 28 tane oyuncu var. Bu 28 tane kişiyi sizin dediğiniz gibi bir yere yönlendirmeniz gerekiyor. Ha, eski şeyinle bunu yönlendirirsen olmaz. Şimdi her şey değişiyor, futbolcu değişiyor, bir sürü şey değişiyor. Açık kendini de değiştirmen gerekiyor. Ona uyman gerekiyor. Ve yeni gelişmeleri kesinlikle bulup onları uygulaman gerekiyor. Ve ya biz eskiden böyleydik, bunlar böyle demeyeceksin. Bugüne bakacaksın, o günün şartlarına bakacaksın. Ha, buradaki o zaman yapacağın şey teknik direktör olarak iyi bir ekip kurman gerekiyor. Onun için yani mesela spor akademisinde okuyan arkadaşlarımız var. Mutlaka onlardan yararlanman gerekiyor. Çünkü onlar kadar bizim bilgimiz olamayabiliyor. Mesela anatomi. Anatomiden ben o kadar anlamam. Ama be arkadaş benden daha iyi anlıyor. Ama o arkadaş da benim kadar futbolun içini bilemez. Yani ben mesela devre arası takımım kötüyse ne konuşacağımı çok iyi biliyorum. Yani iyiyse de nasıl konuşacağımı çok iyi biliyorum. Çünkü yaşadığım şeylerden dolayı. Ama o ekiple birleştirirsen o zaman çok güzel bir ekip ortaya çıkıyor. Ama yine çok stresli bir iş. Yani takımda bir aksaklık veya hatta bir iki maç kötü gittiğiniz zaman direkt suçlu teknik direktör oluyor. Yani mesela futbolcu geldi, penaltıyı kaçırdın, maçı kaybettin. Kimse futbolcuya şey yapmıyor, kaçırdı diyor. Ama direkt suç şeye geliyor, teknik direktör geliyor maalesef. Ama bu Türkiye'de genelde. O yüzden yani çok zor bir iş. Teknik direktörlük çok zor bir iş. Ve burada da kendini çok iyi şekilde yetiştirmen gerekiyor. Evet. Yani çünkü ben hep İstanbul'da çalıştım. İstanbul'da futbolculuğum hep burada geçti. Başka bir yerde geçmedi. Ama şimdi teknik direktör olduğun zaman da Anadolu'nun hemen hemen her yerine gidiyorsun. Yani bu da güzel bir şey yani. Tabii. Tabii ama dediğin gibi çok zor. Yani çok stresli bir iş. Hakikaten futbolcuyla uğraşıyorsun, yönetimle uğraşıyorsun, basınla uğraşıyorsun, taraftarla uğraşıyorsun. Bunların hepsiyle uğraşacağım, bir de takımını motive edeceğim, maça hazırlayacaksın. Sizi kim motive ediyor? Yani kendi kendimize oluyoruz yani o şey. Eskiler işte hep böyle yani eski sizin takımınızla beraber gelen insanlar hep kendilerini motive etmeyi, mutlu etmeyi biliyorlar. Değil mi? Tabii tabii ama şimdi şeyler var ama bence onlardan da şey almak lazım yani onları da dinlemek lazım. İşte psikologlar var, mentor diyorlar, mentorlar var. Yani doğru. Futbolcularla birebir görüşüyorlar. Bence çok önemli. Neden çok önemli? Mesela oyuncu arkadaşınızın ailesinde problemi var. Veyahut da özel ilişkisinde problemi var. Onu direkt sahaya yansıtabiliyor. Ondan etkilenip sahada çok başarısız olabiliyor. Veyahut da sahada başarısız mağlubiyetle evine gidiyor, evindekileri kırıyor. Evine karma karışık oluyor. Onun için bunu anlatacak, edecek psikolog gibi veyahut da mentor diyoruz. Mentor gibi birilerinin kesinlikle olması gerekiyor. Şimdi mecbur kılınıyor hem diyetisyen hem böyle psikologlar. Onların da çok büyük faydaları oluyor arkadaşlara. O zaman iyi şeyler ortaya çıkıyor yani. Hocam şimdi o zaman bir de futbolun aslında ekonomi tarafına geçelim. Ama çok kısa geçeceğim. Şimdi bayram özel olduğu için böyle çok ekonomiden de hani giriş yapmak istemiyoruz ama. Şimdi artık futbol kulüplerde çok ciddi bütçeler dönüyor. Bu bütçelerin yönetimi çok önemli. Oradaki gelirlerle çünkü transferler gerçekleşiyor. Sizce ülkemizde bu bütçe dengesi nasıl? Yani iyi yönetiliyor mu ya da neler yapılması gerekiyor kulüplere?
Şimdi onu yapmak çok basit. Bunların hepsi yöneticilerin yanlış yönettiklerinden dolayı oluyor. O bütçeyi yanlış yönetiyorlar. Transferleri yanlış yapıyorlar. Örneğin ben örnek vererek konuşayım. Ben Rizespor'u çalıştırıyordum. Ve bana Beşiktaş'tan teklif geldi. Ve ben Beşiktaş'a gittim. Ve orada Del Bosque diye bir antrenör var, teknik direktör vardı. İspanyol, çok iyi bir teknik direktördü. Adamla 3 yıl anlaşmış Beşiktaş. 6 ay sonra adam ayrılıyor. Yani adama demişler, sen başarısız gitti takım. Çünkü kupadan elenmiş, Avrupa'dan elenmiş, ligde de iyi yerde değil. Ayrılmak istiyorlar. Sonra adama geliyor, adamla anlaşmak istiyorlar. Ya diyorlar işte 6 ayını verelim, sen git. Adam da diyor ki ben 3 yılımı istiyorum diyor. Tamam mı? 3 yılı vermezseniz şu parayı anlaşalım diyorlar örnek. Ve anlaşamıyorlar. Neyse biz el sıkıştık, adamın parasını da ödemediler. Nasıl olsa bir şey olmaz diye gitti adam. Bu adamın parası 5 milyon euroysa adamın parasını daha önce ödemedikleri için veyahut da adamın istediği parayı vermedikleri için o 5 milyon euro cezası bir sene 2 sene sonra 11 milyon euro olarak ödediler. Ödediler ama. Tabii. Sonra yöneticilerin yaptığı bir tane daha, oyuncuyu alıyorlar. Oyuncuları iyice seyretmiyorlar, bakmadıkları için hemen alıyorlar. Ve onu aldıkları oyuncuları 3 ay sonra gönderiyorlar. Ve 3 yıl anlaşıyorlar. Hem adam 3 aylık parasını alıyor hem de 3 yıllık tümünün parasını alıyor, gidiyor adam. Yani o kadar boşa para harcıyorlar ki. Biraz evet. Önce işte yabancı çok var demiştik. Evet. Yabancı arkadaşlar, 14 tane yabancı serbest bizde. Şimdi Galatasaray takımı... Şimdi şampiyon oldu ama isim bilen Galatasaray takımı mı? Evet, Galatasaray takımı sahaya bir çıkıyor. 11'i de yabancı. Tamam, şimdi bu 11 yabancı. Şimdi milli takım oyuncu alacaksın. Nasıl alacaksın? Galatasaray'da kim alacaksın? Evet. Kimseyi alamıyorsun. Ve oynamayan oyuncusunu alıyorsun mecburen. Onun için çok sıkıntı. Mesela örneğin Galatasaray takımı şimdi bir tane oyuncusu vardı. Ozan Kabak diye bir oyuncusu. Altyapıdan çıkardılar bunu. Ve maliyeti sıfır. 11 milyon euroya şut kartı sattılar. 11 milyon euro. Bak sıfır maliyeti. Çok güzel bir para kulüp için. Ama kulüp ne yaptı? Gitti Kasımpaşa'dan Cagne diye bir oyuncu aldı. 13 milyon euro verdi. Yani yetiştirdiği çocuktan para kazanacağına bir ton parayı verdi. Oyuncu aldı. Onun için burada bir şeylik var. Borca girerek yapılıyor bunlar. Eğer senin 500 liran varsa 500 liralık transfere 501'i yapma. Bazı kulüpler öyle yapıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadan gidiyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Evet. Ama bunlar maalesef iyi yönetmeyen arkadaşlarımız maalesef hele hele 14 yabancıyı da çok kötü kullanıyorlar. Evet. Ve ondan sonra da kulübe bir sürü parayı yüklüyorlar. Ondan sonra zaten yönetim geliyor, istifa ediyor. Bu borcu gelen adam alıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacaklar, inşallah yaparlar. Mesela gelen yöneticiler eğer geldikten sonra borç yapıyorlarsa kendileri ödeyecekler onları. Şimdi onları yapabilirlerse o zaman kimse kolay kolay borç yapmaz. Yapmayacak. O zaman evet. Da her şey düzene girer. Şu anda ben geçen sene Trabzonspor'daydım. Ya ben oradaki en büyük sıkıntım her antrenmandan önce, her maçtan sonra konuşulan tek şey hocam bizim paralarımız ödenmiyor. Hep böyleydi. Bu da motivasyonu düşüren bir unsur tabii. Tabii ki adam şimdi Paris'ten gelmiş, biri Afrika'dan gelmiş, biri Polonya'dan gelmiş. Adam Trabzon'a veyahut da herhangi bir yere gezmeye gelmiyor ki. Para kazanmak için geliyor. Sen bu adamın parasını ödemezsen onu motive etmen çok zor. Ben şimdi her antrenmandan önce oyuncuları toplarız biz sahada. Bir sıkıntı, sorun var mı? Var hocam diyorlar. Ne var? İşte bizim şu var, bu var. Bu benim işim değil zaten. Bana gelmemesi gerekiyor. Ama geliyor, adamın sıkıntıları var. Hatta bir takımda geçen sene son maça biz çıkmayalım dediler. Paramız ödenmiyor dediler. Yapacak bir şey yok. İşte bu da o yönetici arkadaşların yanlış yönetmesinden dolayı kaynaklanan dengeyi şeyler. Dengeyi bozuyor tabii. Tabii. En önemli şey bu zaten. Dengeyi evet. Bozmaları. Evet. Onlar da ellerindeki kozu kullanıyorlar tabii. Tabii biz de oynamayız. Paramızı almıyorsak oynamayız. Ya zaten bence haklılar. %100 haklılar. Onu anlaşma. Adamla anlaşma. Paran yoksa 10 milyonluk adam alma. Doğru söylüyorsun. İşte geçen sene Trabzon 3 tane oyuncuya 30 milyon euro vermiş. Şimdi bu 30 milyon euroyu nasıl ödeyeceksin yani? Kolay bir şey çok değil. Çok ciddi ki. Bütçeler bunlar. Tabii. Kulüplerin zaten gelirleri nasıl oluyor? Yani şimdi evet kulüpleri birileri yönetiyor vesaire ama yönetim içerideki o bütçe dengesi de çok önemli. Şimdi geliriniz
ne ki gideriniz ne olsun? Yani o denge nasıl kurulur? Şimdi onu zaten hocam kuramadıkları için oluyor. Eskiden yöneticiler geldikleri zaman kulüplere belli bir para veriyorlardı. Yani yardım ediyorlardı. İşte başkan geliyor, başkan 5 milyon veriyorsa ötekiler 1 milyon, var demektir. 500 milyon öyle para veriyorlardı. Yani bir para toplanıyordu. O zaman gelir yoktu. Ama şimdi gelir çok. Çok gelir var. Bir kere yayından geliyor, reklamlardan geliyor, sponsorlardan geliyor. Her yerden geliyor. Eğer Avrupa Kupası'na, Şampiyonlar Ligi'ne kalmışsa inanılmaz para kazanıyorsun. Hepsi var. Ama bunları kullanmak için çok akıllı olmak gerekiyor. Ve çok iyi şekilde disiplinli olmak gerekiyor. O parayı alıp başka türlü harcamamak gerekiyor. İlla diyor biz şampiyon olacağız diyor. Oraya adam alıyor, oradan adam alıyor. Bir de işleri iyi gitmediği zaman o zaman çok büyük borcun altına girmiş oluyorlar yani. Evet. Peki hocam yurt dışında nasıl? Yani bu büyük diğer takımlarda bu şekilde midir denge? Yurt dışında bir kere çok büyük bir denetleme var. Yapamazsın öyle. Hmm. İzin vermiyorlar yani. Mümkün değil. Borçlu olan kulüpleri uyarıyorlar, küme düşürüyorlar, ceza veriyorlar. Yaptırımları daha ağır siliyorlar. O zaman. Bizde de var. Aynısı evet. Bizde de geliyor. FIFA'dan bize geliyor bir sürü Türkiye'ye. Bir de ayrıca bir de bizim görmediğimiz, belki duymadığımız cezalar da mı oluyor yani kulüplere? Çok, tabii canım. FIFA'nın, FIFA'ya gelen en çok dosya Türkiye'nin. Türkiye yani. Dosyası mı var? Futbolcunun parası ödenmez yabancıların. Evet. Orada yani, şikayetler evet, de oluyor tabii. Futbolcu ödenmez, kulüpler ödemez. Bir sürü şeyler var öyle. Bir sürü şey geliyor. Mesela bizim bazı kulüplerimize şeye gidemiyor mesela. Avrupa kupalarına men ediliyor. Öyle mi? Yani şimdi sen eğer futbolcunun parasını ödemiyorsun ve futbolcu FIFA'ya gidiyor. Parasını FIFA federasyona diyor ki parasını ödetin diyor kulübe. Evet. Kulüp ödemiyor. Onu gidiyor federasyondan alıyor. Federasyon kulüpten alıyor. Ondan sonra o kulüp darmadağın oluyor gidiyor yani. Öyle kaybolup giden bir sürü kulüplerimiz var yani. O zaman burada çok çalışmak, iyi futbol oynamak gibi gibi unsurların dışında aslında yönetim de başarıya önemli zaten katkı sağlıyor değil mi? Yönetimin önemli şey o kulübü dengesi. Kulübü iyi yönetmek gerekiyor. Şimdi mesela Kocaeli Spor Türkiye'nin köklü kulüplerinden bir tanesiydi. Şu anda yok. Evet. Yani bir sürü kulüpler var. Böyle gidenler yani bu borçlardan dolayı gidenler, iyi yönetilmediğinden dolayı gidenler. Ayrıca oraya gelen yönetimin çok iyi bir ekip yapması gerekiyor. Başkanın bu işleri çok iyi bilmesi gerekiyor. Bir de o yöneticilerin futbolun içinden gelmesi gerekiyor. Birkaç futbolu bilmesi tanesinin. Gerekiyor. Tabii futbolu, futbolcuyu bilmesi gerekiyor yani. Evet. Yani mutlaka şimdi Futbol Federasyonu diyoruz mesela. Ya Futbol Federasyonu adı da üstünde. Yönetimde bir tane futbolcu yok eski. Veyahut da futboldan gelmiş birisi yok. Peki orada bunun nedeninden biraz bahsedecek olursak. Yani sizin gibi teknik direktörler neden işte orada değil ya da futbolun içinden gelen insanlar neden o federasyon içinde değil? Yani işte bu gelen başkan kendine göre seçiyor. Yani onu seçerken bence kendisinin de oradan bir iki tane öyle arkadaş alması gerekiyor. Öyle arkadaş aldığı zaman mutlaka ona çok büyük faydası olur. Evet yani hocam. Çünkü bir bakıyorsun birisi tekstilci, birisi fabrika bilmem neyi var. İş adamı çok üst düzey iş adamları. Ama o iş başka, o iş başka. Ya şimdi futbolu sevmek bilmek değildir aslında biraz da değil mi? Ya tabii ki yani şimdi fabrika yönetir gibi bir şeyi kurumu yönetemezsiniz. O zaman da ticari bir grup kalıyor karşımızda. Yani biz örnek veriyorum X bir takımı tutuyoruz ama artık o bir şirket gibi. Aslında o şirketin bünyesinde bir takımdan bahsediyoruz. O da zaten de takıma da yansıyor evet, yani ruhu yansıyor. Şimdi o finans işlerini yönetecek bir grup zaten olacak. Ama bir de öbür türlü işte borçlanmadan bahsediyoruz. Evet. Yanlış alınan oyunculardan bahsediyoruz. Yanlış harcamalardan bahsediyoruz ya. Ha, onu da böyle yapacak veyahut da yön verecek de kişiler de olması gerekiyor. Hepsi iş adamı olmaması gerekiyor. Doğru. Ya biz orada şirket yönetilmiyor ki. Doğru söylüyorsun. Onun için de öbür türlü de bakmak gerekiyor yani. İnşallah düzelir hocam. Ya düzelmemesi için bir neden yok. İnsanlar iyi niyetli olursa düzelir. Evet. Ben şimdi son olarak şimdi evinizin en güzel köşesindeyiz diye görüyorum. Baktığım zaman böyle ödüller, hatta bunlar bir kısmı diyebiliyorum değil mi? Evet yani. Bir kısmı ödüllerin. Hocam yani şimdi evde ödül köşesi fotoğraflar, benim kafam karıştı. hangisi daha kıymetli, değerli demeyeceğim. Hepsi birbirinden kıymetli, değerli ama sizin için böyle özel
Yani özlem, işte ben de şunu ilk aldım ödül ya da şu ödülün şöyle bir anısı vardı diyeceğiniz bir köşede şimdi var mıdır ödül? Hepsinin var. Yani şurada şampiyonluklarımızın ödülleri var. Bir sürü milli takım ödülleri var. Burada da aynı şeyler var. Yalnız şu kupalar bizim için çok önemliydi. Şimdi o zaman benim oynadığım dönemde ayda bir ayın futbolcusu seçilirdi. Yani bunu bankalar seçerdi. Hem ödül verirlerdi. Yani para ödülü verirlerdi. Bankalar mı yapıyordu bunu? Evet, bankalar yapıyordu. Ama bilmiyorum, orada yazıyor ama tam bilmiyorum işte. 90'lı yıllar olabilir. Yani bunun en önemli şeyi neydi biliyor musunuz? Maçtan önce veriyorlardı onu. İşte bu ayın oyuncusu işte Rıza Çalınbay deyip ben herkesten önce sahaya çıkıyordum. Bana Harika. Kupa veriyorlardı. Kupamı alıyordum, işte her şeyi veriyorlardı ve gidiyordum, bunu alıyorsun. O bir ay bizim için çok önemli ve bir ay çok iyi oynaman gerekiyordu. Bak, o kadar güzel motive ediyor ki insanı. Ödül nasıl bir şey değil mi? İnsanı başarıya çok ulaştırmaz. Çok güzel. Yani o taraftarın önünde alıyorsun kupayı, bir de maça başlıyorsun öyle. Çok güzel. Yani bir artı bir şey katıyor sana. Evet. Yani işte şunlar şimdi zaten, bunlar keşke. Hep işte yılın takımı, yılın futbolcusu gibi ödüllerimiz bunlarda. Bunlar hep şampiyon olduğumuz zamanlar aldığımız. Hatta gazetelerin ilk sayfaları tabii gibi geliyor bu bana. Gazetelerin böyle hep resimler olurdu böyle. Çok güzel. İşte burada hem futbolculuk dönemimizin, yani bireysel olarak da aldığım var. Bir de takım olarak bizim şampiyon olduğumuzda verilen şeyler var yani. Harika hocam köşeniz. Peki şimdi programımızı sonlandırırken bir de bayram harçlıklarına geleyim. Hocam bayram harçlığı kimlere veriyorsunuz? Bayram Artık harçlığı. Evet, kızlara, damatlara, ya torunlar da aslında var harçlık sizde. olayı geçti ya. Harçlık olayı şimdi biraz küçüklere vermek gerekiyor. Büyüklere verdin mi büyük vermen gerekiyor. O yüzden Doğru. yani Bütçeniz ne kadar? Harçlık bütçenizi öğrenelim. Yok, bende bütçe yok, şöyle veririm yani, ne varsa veririz, sorun yok. Sizi İhtiyacı bilirim zaten. veyahut da başka bir şey almamız gerekiyorsa kesinlikle alırız. Ama bence bayramda ama yani o onun bayramın tadı farklıdır yani, siz yalnız dediniz ya küçükken elle öperdim ki sırf para versinler diye. Ama bayramda birilerini de bence sevindirmek gerekiyor. Yani Doğru. şöyle, ya böyle ihtiyacı olan insanlara yapmak gerekiyor. Mesela bir sürü Kesinlikle. çocuk giydirmek gerekiyor. Ne bileyim, onun gibi şeyler yapmak gerekiyor. İşte geçen yaşlılar yurduna gitmek gerekiyor, ellerini öpmek gerekiyor Çok yani. haklısınız Onları hocam. yapmak gerekiyor bence. Öbür türlü zaten çocuklar eskisi gibi değil, gelmiyorlar bile, hiç uğramıyorlar. Bir şey alamayacaklar için belki. Hocam belki harçlık verseniz gelirler işte. Yo, veriyorum canım, ben niye vermeyeyim? Siz Benim elim bilirsiniz açık mutlaka. canım, Evet o hocam. yönden bir sıkıntı Sizin yok. hem mütevazı kimliğiniz hem bu el açıklığınız zaten birçok insan tarafından da biliniyor diyebilirim. Sağ Bu da olsunlar. benim kendi şahsi görüşüm, sizi Sağ ol, tanıdığım çok kadarıyla teşekkür en ederim, azından sağ ol. öylesini söyleyebilirim hocam. Var mıdır bayram mesajınız başka programımızı sonlandırırken? Ben işte bütün halkımızın bayramını kutluyorum. Sağlıklı, başta tabii ki sağlık diyoruz. İnşallah hepsi sağlıklı, mutlu şekilde kutlarlar. Ama her bayramda da mutlaka unutmayacağımız şeyler var. Onunla büyüklerimiz ve muhtaç olan insanlara yardım etmek tabii ki. Hocam bu güzel mesajlarınız için çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür Ayrıca ederim. evinizin kapısını açtınız, bu güzel evi gezdirdiniz. Özel köşenizde oturttunuz bizi. Çok teşekkür ederim ben Rica ve ederim. ekibim Her zaman adına. bekleriz. İnşallah size de iyi bayramlar. Ailenizle, sevdiklerinizle Sağ olun beraber nice size de. güzel bayramlar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Tekrar tüm İslam aleminin bayramını kutlar. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.